Hoş geldin ey rahmet mevsimi. Bu kutlu günler yer yer sürçmüş, günah işlemiş ama pişman olmuş insanların temizlenmeleri adına rahmetin araladığı kapıdan geçip huzura varma günleridir. Yine bu günler rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran Rabbimizin o engin rahmetini kullarına sanak sanak yağdırdığı günlerdir. Son aylarda ne sıkıntılı günler yaşadık. Başta yurt içi olmak üzere yurt dışı gündemler gönül dünyamızı alt üst etmiş durumda. Tam da böylesi zor günlerimizde üç aylar Hızır gibi yetişti. Rabbimize şükürler olsun bu senede üç aylara kavuştuk. Önümüzdeki üç ay boyunca her biri birbirinden kıymetli günler bekliyor bizi. Üç aylar, Peygamber Efendimiz'den bu yana din kültür hayatımızda oldukça önemli bir yer tutuyor şüphesiz. Öteden beri hayatlarının bütününü Allah Resulü'nün mübarek hayatlarına göre düzenleyerek ona yakın olmaya çalışan müminler, üç ayları Efendimiz gibi yaşamaya çalışırlar. Yılın diğer aylarında yine dinin öngördüğü şekilde bir hayat yaşayan müminler, üç ayların gelmesiyle yaşayışlarına daha bir dikkat ederek kendilerini 11 ayın sultanı Ramazan ayını hazırlama gayreti içinde olurlar. Zira Recep ayı kapıdan mübarek yüzünü gösterince az sonra regaib ve miraç kandilleri yüreklerde rahmet tebessümlerinin cilveleriyle arza endam eder. Bu iki rahmet esintili kutsi misafirden hemen sonraysa Şaban ayı elimize kurtuluş beratımızı vermek için kapımızı çalar. Sırada ayların sultanı Ramazan'la gecelerin şahı Kadir gecesi vardır. Bu kutlu günler yer yer sürçmüş, günah işlemiş ama pişman olmuş insanların temizlenmeleri adına rahmetin araladığı kapıdan geçip huzura varma günleridir. Yine bugünler rahmetim gazabımı geçmiştir buyuran Rabbimizin o engin rahmetini kullarına sanak sanak yağdırdığı günlerdir. Üç aylar bilhassa Ramazan ayı, hoşgörünün, ibadetin, günahlardan kaçınmanın, merhametin, başkalarına iyilik yapmanın, çocukları sevindirmenin, dolu yetimi, yolda kalmışı, ihtiyarı, kısaca bütün düşkünleri el üstünde tutmanın ruhu coşturduğu bir rahmet iklimidir. Efendimiz ümmetine gün gün, adım adım Ramazan'a ve onda coşan rahmeti hazırlamış, onların ebedi kurtuluşunu arzulamıştır. Efendimiz bu aylarda sürekli Ramazan'a hasret bir halde yaşarken bir yandan da Allah'ım hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur diye dua etmiştir. Şu halde, her yıl bizlere ikram edilen bu bulunmaz fırsattan istifade etmeliyiz. Bunun için yakınlarımızla daha sık bir araya gelip sohbetlerde bulunabiliriz. Aramızda Kur'an'ı paylaşıp imkan nispetinde günlük ve haftalık hatimler yapmaya başlayabiliriz. Makbul dua ve virtleri daha çok okuyabiliriz. Bu arada Üç ayların ve kandil gecelerinin evlerimizde ve aile fertleri arasında ayrı bir mana içinde yaşanması gerektiğini de unutmamalıyız. Çocuklarımız o manevi havayı soluya soluya büyümelidirler. Bunun için mübarek gecelerde onları hediyelerle sevindirip camilere alıştırmakta büyük faydalar vardır. Ayrıca fırsatını bulduğumuzda sabaha karşı seher vakitlerinde uyanıp bulunmaya çalışarak insanlık için dualar etmenin fazilet ve kıymeti sonsuzdur. O feyizli vakitte yapılan duaların kabul ihtimali çok kuvvetlidir. Bu bakımdan gerek kendimizin gerekse diğer müminlerin dünya ve ahiret imtihanlarından başarılı çıkmaları için Rabbimizden yardım istemek suretiyle hem sıkıntı ve musibetlere karşı sarsılmaz bir dayanak noktası bulmuş hem de tükenmez bir teselli kaynağına kavuşmuş oluruz. Bu vesileyle üç aylarınızı kutlar, bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını rahmeti sonsuzdan niyaz ederiz, diyor Özgür Düşünce Gazetesi yazarı Ali Demirel.